Bilim insanları, Güneş sistemimize en yakın yıldız olan Proxima Centauri'de yeni bir öte gezegen keşfedildiğini açıkladı. Proxima d ismi verilen bu gezegenin, yaşama elverişli olabileceği ve dünya dışı yaşam bulma araştırmalarına önemli katkılarının olabileceği aktarıldı. İnsanlığın uzayın derinliklerinde gerçekleştirdiği araştırmalar, dünya dışı yaşam ve yaşama elverişli gezegenlerin bulunması açısından büyük önem arz ediyor. Bunun nedeni ise evrenin sırlarını anlamanın ve yaşama uygun olduğu düşünülen bir gezegen bulmanın, gelecek yıllarda insanlara sağlayabileceği yararlar. Öte gezegen ismi verilen ve Güneş sistemimiz dışında yer alan gezegenlerin keşfi de belirttiğimiz amaçlara yönelik atılan adımların en önemlileri olarak nitelendiriliyor. Birkaç ay önce bir yapay zeka, Kepler Uzay Teleskobu yardımıyla 300'den fazla yeni öte gezegen keşfetmiş ve umutları artırmıştı. Şimdi de komşu yıldız olarak nitelendirilen ve Güneş sistemimize oldukça yakın olan Proxima Centauri'de yeni bir öte gezegen keşfedildi. Öncelikle 4.2 ışık yılı uzaklığındaki bu yıldızın yörüngesinde, daha önce de gezegenlerin keşfedildiğini belirtelim. Gökbilimcilerin keşfettikleri öte gezegenlere Proxima b ve Proxima Centauri ismini verdiğini aktarmıştık. Şimdi yürütülen araştırmada da, yıldızın yörüngesinde yer alan ve Proxima d ismi verilen yepyeni bir öte gezegen keşfedildi. Astronomi ve Astrophysics isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre Proxima d, Dünya'dan 4 kat daha az bir kütleye sahip olmasıyla, şu ana kadar keşfedilen en hafif öte gezegenler arasında yer alıyor. Çalışmanın yazarlarından Joao Faria da gezegen ile ilgili, bu keşif, en yakın yıldız komşumuz olan Proxima Centauri'nin, ilginç ve yeni dünyalar ile dolu olduğunu, bu konuda daha fazla araştırma ve keşfin yapılabileceğini gösteriyor, ifadelerini kullandı. Uzmanlar keşfin, heyecan verici yönlerinin olduğunu da vurguluyor. Avrupa Güney Gözlem Evi'nin bir teleskobu ve HARPS isimli bir gezegen arayıcı cihazdan yararlanılarak keşfedilen Proxima d gezegeninin yüzeyinde suyun bulunma ihtimali olduğunu kaydeden araştırmacılar, gezegenin yıldız etrafında tam bir turunu 5 günde tamamladığını da sözlerine ekliyor. Ayrıca ekip, gezegeni ilk olarak 2020'de gözlemlediklerini de yaptıkları açıklamada belirtti. Ancak o zaman alınan sinyalin çok zayıf olduğu, bu yüzden de espresso ismi verilen bir spektrograf yardımıyla, gezegenin ileriki süreçte gözlemlendiği ve gezegenin yerçekimi kuvveti sebebiyle, yıldızlarda oluşan yalpalanmanın incelendiği, radyal hız tekniği ile keşfin yapıldığı aktarıldı. Faria da bu durumla ilgili, yeni gözlemler yaptıktan sonra, sinyalin bir gezegen adayı olduğunu doğrulayabildik. Bu kadar yakın bir öte gezegeni, küçük bir sinyalle keşfetmek de beni heyecanlandırdı. Uzmanlar kullanılan bu tekniklerin, daha fazla gezegeni keşfetmek için kullanılabileceğini ifade ediyor. Espresso'da çalışan Pedro Figueira da bu tarz küçük sinyallerin, spektrograf yoluyla keşfedilip izlenebileceğini ve, galaksinin derinliklerinde Dünya'ya benzer, yaşama elverişli gezegenlerin keşfedilebileceğini düşünüyor.